Efendim muhteşem bir atmosfer. Geç kaldım. Aslında sevgili başkanım da röportaja başlayacaktım ama misafirperverliğini bildiğimiz için hatta ufaktan da bir fırça yedim. Dedi ki şimdi değil. Sonuna kadar geldim. Başta konuşacağımızı artık sonunda konuşacağız. Belki de izlediniz ekranda Sayın Başkanımın o vurucu konuşmasını. Sayın Bakanımız da ciddi anlamda güzel bir konuşma yaptı. Başkanım, yaklaşık 1100 kişi demiştiniz. 3 gün önce bunun sinyalini vermişsiniz ama aşırı bir kalabalık oluşmuştu. Hatta yemeğini yiyip hemen gidip yer değiştirenler oldu. Ben yıllardan beri sektör içerisinde bir televizyon programcısı olarak Trabzon Dernekler Federasyonu'nu, genel başkanını, yönetimini ve Trabzonlarını tebrik ediyorum. Bugünkü görüşünüz nedir başkanım? Tabii ki ben öncelikle sizin aracılığınızla bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir katılım vardı. Bir de bu da bizi çok memnun etti. 1100 kişi gibi hesap ediyorduk ama siz de gördüğünüz gibi 1500'ün üzerinde insanımızın katılımı oldu. Allah'a şükür yemeğimizi de ona göre hazırlamıştık. Bu da bizi çok mutlu etti. İnsanımızın ülkesine, memleketine sahip çıkması, bize gönül desteği vermesi bizi de bu anlamda çok mutlu etmiştir. Ben tekrardan bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Güzel bir geceydi. Çok güzel katılım vardı. Sanat camiasından Cengiz Kurdoğlu, Cağız, işte Hülya Polat, Zeynep Birinci, Rüştü Çavuş, birçok kişi ekrana getiremedim. Gerçekten böyle koştura koştura yaptım çekimi. Kalabalık olduğu için insanlarla konuşma şansım olmadı ama büyük bir katılım vardı. Yani kısa bir sürede, yani Ramazan zaten 11. gün bugün. Karar vermiş olsanız 3. gün olsa 4-5 günde bu kalabalığa nasıl ulaştık? Biz tabii ki dediğiniz gibi 4. gün evvel bunu netleştirdik tarih olarak. Sanat, siyaset ve bizim Trabzon camiamızın hemen hemen bütün insanları buradaydı. Vakıf başkanlarımız, dernek başkanlarımız, efendim ulaşabildiğimiz herkese, eski kurucularımız, konfederasyon başkanlarımız olağanüstü bir sevgi gösterisiyle burada bizi bağrılarına bastılar. Ve gördüğünüz gibi biraz evvel de Ramazan'ın muhtevasına uygun bir şekilde abartmadan bir horonla. Onu kıskandım. Ben çekemedim. Çünkü röportaj alıyordum Mustafa Demir başkanımla. Ama mükemmeldi. Devam edelim başkanım. Ben iki soru daha soracağım size. Ondan sonra. Çok güzel bir final yaptık. Ramazan iftarımızın finalini yaptık. Bu anlamda da son derece mutluyuz. Başkanım, iki soru dedim. Fazla sormayacağım. Birinci soru. İş insanısınız. Gerek sağlık kurumu, gerekse eğitim kurumu. Bu kadar koşturma, bu iki sorunun içerisinde de şu var. 11 gündür evinizde iftar yaptınız mı? Bir gün yaptım. İlk bir gün yaptım. Onun haricinde yapamadık. Yarın kıymetli bakanımız, hemşerimiz Süleyman Soylu'nun cumartesi günü Tahsin Usta başkanımızın Üsküdar'da iftarı var. Pazar günü Ekrem İmamoğlu başkanımızın Yeni Kapı'da iftarı var. Yani pazartesi günü Şal Pazarların karşıda iftarı var Sancaktepe'de. Biz tabii mümkün olduğu kadar insanımıza, hemşerimize, davet edildiğimiz her yerde olmaya çalışıyoruz. İmkan nispetinde de bir araya gelmeye çalışıyoruz. Başkanım, 5 sene önce Trabzon Dernekleri Federasyon Başkan Vekiliydiniz. Başkanlığa geldikten sonra gerçekten az önce Mustafa Demir Başkanım'la da konuştuğumuzda başarılarınızı sadece Mustafa Demir Başkanım değil herkes, biraz da gençler abisi olarak biliyorsunuz. Yani nereden federasyona başkan oldum dediğiniz oldu mu? Yani pişmanlık duydum. Tabii ki insanımıza her anlamda eğer kalbine, gönlüne girebilirseniz bundan pişmanlık olmaz. Ve şu an görüyorsunuz olağanüstü bir yorgunluk var ama bu tatlı bir yorgunluk. Bu anlamda da tabii ki biz de buraya ilk başladığımızda sözler vermiştik. Allah'a şükürler olsun, Allah bizi mahcup etmedi. Bu anlamda da sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedeflerimiz var. Bu yönetimin hedefleri var. Daha yapacak işlerimiz var. Bu anlamda insanlarımız bize güvensin, inansın. Daha yapacak çok işimiz var. Bu duygu ve düşünceler içerisinde insanların kalbi dualarını bekliyorum.
Herkese saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Size de teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Başkan diyor ya, daha yapacak çok işimiz var. Aslında Trabzon kız öğrenci yurdu ama o Karadeniz evlatlarının yurdu olacak. O yüzden gerçekten de başkanımın daha yapacak çok işi var. Başkanım Allah sizi Trabzon Dernekler Federasyonu'nun, Trabzon'un ve bizlerin başından eksik etmesin. Ben tüm samimiyetinize, dostluğunuza, abiliğinize, hayırseverliğinize çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bizden bugün bu kadar ama benim Trabzon Dernekler Federasyonu'yla bağlandığım hiçbir zaman bitmeyecek. Umarım bundan sonra da bitirmeyiz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, sağ ol.